Sevgili arısever dostlar, bu acemi arıcıyı konuk ettiğiniz için sonsuz teşekkürler hepinize. Size bir nebze de faydam oldu ise ne mutlu bana. Bu iş gönül işi. Bu işe gönül verenlerin işi. Dostlar, çok basit bir şekilde arıya kat atma videosu ile yine bir aradayız. Bu ara kanalıma abone olarak, beğenerek, yorum yaparak desteklerinizi bekliyorum. Evet, dostlar, şimdi çok sevdiğim bir arıcı dostumla birlikte en basit şekilde arıya kat atma yöntemini göstereceğiz inşallah. Evet, bu ara mikrofonun pili bitmiş. Bir arıcı dostumuz geldi. Kat atacak şimdi. Bakalım nasıl bir yöntem uygulayacak. İzleyeceğiz. Arımız bayağı güzel. Sona gelmiş, dayanmış. Artık patlamak üzere. Şöyle yakından alıyorum. Abi şöyle eski petiklerle. Kapalı yavrulu. Kapalı yavrulu eski peteklerden. Ama bu sırf polen. Fark etmez. Sonuçta daha bakacak. Yani petek eski olması lazım. Siyah petek olması lazım. Siyah peteği tabii devi daim yaptıracağız. Abi üste çıkması için. Bu bir. Eldiven kullanmıyoruz. Yeni geldi ya, hırçın da tam oturmamış. Evet, aynen. Bu çok hırçın ya. Diğerleri bu kadar değil. Birkaç gün beklenseydi bu şekilde olmazdı. Diğerleri bu kadar değil ya. Bu bayağı şey. Bu biraz yalnız diğerlerinden daha şey. Evet. Çektik ikiyi. Tam çıtayı bulduk yalnız bu sefer. Arasına bak. Aşağı indireceğiz. Hı? Aynasına bakacağız. Anası buradaysa eğer aşağı indireceğiz. Evet. Ben de şöyle yandan tarattırıyorum. Farklı bir sürü yöntem uygulayanlar var. Genelde yapılan işlem bu. Alttan iki tane kararmış koyu peteği çekiyoruz. Koyu peteği devir daim yaptırmış da oluyoruz bu ara. Yumurta var mı abi? Yok, onda yok. Yok değil mi? Onda yok. O artık depo. Şuna dayanmış. Yumurta tamam, ona dayanmış. Tamam, onu, günlük ona dayanmış. Bunu 9'a koyacağız. Evet. Kabarmış peteği. Kabarmışı 9'a koyuyoruz. Yani sağdan başlayınca 2'ye koyacağız. Evet. Deponun yanı. Evet. Hem şey yenilenmiş olacak. Petekler. Yani alttaki kararmış peteği ne yapıyoruz? Üste taşımış oluyoruz. Bunu, altı da tamamen. Bunu tabii 5, bir hafta 10 gün sonra. Evet. Kat indirilip şu 3 petek üste çekilip yenisi, yani yerine eski peteklerini vereceğiz. Üstteki kabarmış petekler. Şunu kabartacak ya şimdi. Evet. Onları alta vereceğiz. Bir hafta 10 gün sonra. Şimdi burası anlaşılmadı. Bir daha onu şey yapalım. 3 çıtayı neden çekiyoruz? Abi eski petek. Bunlar polenli. Evet. Şimdi bu, bize ne lazım? Yeni petek lazım. Bunları üstte ana yavru attığı zaman, şu iki tanesi yavru attığı zaman bunları kabarttı ya. Evet. Bu kabartınları aşağı indiriyoruz. Bunları üste çekiyoruz. Kabartılan petekleri aşağı indiriyoruz. Evet. Yavrulsun diye. Hem blok olmayacak yani, polen evet, basıp tabii, bir şey olmayacak. Aynen. Yenilecek yani kendi kendine. Sondaki depo olarak bu sabit bulunan deponu en sağdaki sabit. Onu evet, bu depo. En sondaki kabarmış peteği de aldık. Buraya koyduk. İkiye koyduk. İkiye koyduk. Evet. Şimdi bunlar aynı eski sistem, yani yanaştırıyoruz. Evet. Yaklaştırıyoruz. Değerli dostlar.
Kabarmış petek olsaydı. Kabarmış petek olsa tabii. Bir tane verebilirdik buraya. Aynen. Ama yok. İşte, siyah. Bakalım orada var ama şey yarar. Varsa bir tane siyah, olur. Siyahsa. Çok mu siyah? Siyah derken. Valla geçen ki gördüğüm peteklerse onlar işe yaramaz. Bayağı çok siyah. Ama iyi bal getirmiş. Hı-hı. Güzel nektar var ya. Aynen. Petek kabartma devam ediyor. Parlatmış baksana, beyazlatmış. Evet, aynen. Beyazlatmış oraları. Ama polen azalması işte canını sıktı ya. Abi polen yeter onlar ya. He? Yeter mi? Gerçi olmaz. Depoda çok. Aynen. Depolarında çok da. Bayağı stoklamışlar. Ben geçen baktım açayım dedim. Polen tuzağını da açmadım. Vazgeçtim. Hiç elleme dedim. Devam et. Abi onlar çok eski. Olmaz abi, olmaz. Getirme. Onlar bayağı. Onlar at istersen. Onlar bir işe yaramaz. Ya da kışın kılışın olabilir. İki tane beyaz getirsin ya, bir şey varsa şimdi üstü koymak için. Hı? İki tane ham petek getirsin. Var mı ham petek? İşte ya. Başka yok mu? Üstü koyacağız. Başka yok mu? Ha, var. Bir tane bir ham peteğe daha ihtiyaç var. İki tane daha. Bir tane de şunu yukarıya koyacağız. Onunla günlük var. Ben biraz önce baktım. Meme falan yok değil mi? Baktım. Yok. Bir meme yok. Bayağı sıkışmış bu arı da. Hı-hı. Ama meme yok yani. Şey olsaydı, kabarmış olsaydı. Tabii. Kabarmışı en sola. Bunu olduğuyla koyacaktık. Evet. Daha güzel olacaktı. Ama kabarmış yok. En sonda olacaktı. Evet. Değil mi? Verdiğimiz. Bunu iki günde kapatacaklar. Tabii bu hemen orada kütten kabaracaktı. Anında kabaracaklardı ama, işte olmadığı için. Olmadığı için mecburen ham petek koyuyoruz. Ya kabarmış olsa arı hiç uğraşmıyor. Aynen. Petek kabartmaya hemen temizliyor işçiler. Bu arıcı dostumuz da çok eski arıcılar. Şey, tam baba mesleği. Dededen gelme mi? Sağ babadan. Dededen gelme. Dededen gelme. Aynı bizim gibi hocam. Nasıl Adem abi? Aynı benim gibi. Nasıldı sizin dededen gelme mi yoksa? 6 aylık. 6 aylık mı? Ya bu çıtaları bunlar neden küçük gelmiş abi? Küçük yapmış Govan, onu çözemedim ben ya. Govan herhalde bunlar da başkasının çıtası. Yok aynı. Mehmet abinin çıtası. Aa tamam. Arıyı aldığımız çıta onlar. Evet. Şunlar kovanın çıtası. Bunlar yeni çıta, tamam. Sabit belli. Tamam. Bu bir hastalık. Başlayınca bitmiyor. Başlamasan olmuyor. Ters. Komple ters yapmışsınız. Çıtayı ters ben yapmışsınız. Ben bakayım terse. Ben de niye öyle koyar acaba dedim. Yavru var ya. Evet. Kapalı yavru. Şimdi karşısında ya polen olması lazım ya bal olması lazım. Evet. Şimdi sırf taht olunca sıkıntı olur. Yani, şimdi bilmiyorum. Bunun karşısına. Doğru, dediğin doğru. Yani iki tarafı da kapatmak aynen lazım, üşütmemek için. Aynen, hem üşütmemek için, şimdi çıkan yavru mesela bala veya polene yetişmesi için burayı çabuk şişiriyorlar. Ha, anladım. Şimdi bunun altı boş ya, hı-hı, İki tane boşlukta var ya, hı-hı, bu tarafa koyduk ki hem arı bu tarafa aktarsın, bu tarafa işlesin, kabarsın, hı-hı, zaten yavru da burada. Hı-hı. Şimdi bu tarafa koysak öbür tarafı işlemeyebilirler. Aynen buradan gidiyorum ben de, aynı şekilde. Ama benim tek yaptığım işte şu dibe sıfırlayıp öyle bırakıyorum ben. Ama şu daha mantıklı, evet. Yani iki tarafı da üşümemesi hem için. Hem üşümemesi için hem bir de çıkan yavru en yakın yere gidiyor. Bal veya polen yeme. Hı-hı. Onun için karşıya basacaklar. Karşı tarafa bal veya polen basacaklar. Hem hı-hı işlemiş, arı çalışmış olacak. Tabii arıyı yukarıya çekmiş bak, oluyoruz tabii. Verelim mi kek?
Bu onun değil mi? Onun. Varsa verin. Tabii, sıkıntı tabii. Olmaz. Malzemede sıkıntı yok. Zenginler hocam bunlar ha. Adem abi yeni başlasa zengin arıcılardan. Adem abinin gönlü zengin ya. Geçen sene bir arı almışlar Muğla'dan. En kötü arıları seçip vermiş adam. Onlar da söndü hepsi. Bunu bu sene aldı. İşte, zaman önemli. Son zaman alırsan arıyı iyi olmuyor. Evet. Şunu işte. Ayrıntılar önemli ya. Tabii. Dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Biraz önce dediğim gibi bu arıcı dostumuzun mesleği dededen gelme, dede mesleği. Arımızı böldü güzelce. Kapatıyoruz. Bir hafta 10 gün sonra evet. Abi üstü indiriyoruz. Bir hafta 10 gün sonra üstü evet. İndiriyoruz. Yani şunları kapatırız tamam mı? Şu iki tanesi kapat. Tabii diye. Gösterge o. Evet. Aşağı bunu indiriyoruz. Şu üç tane çerçeve var ya. Evet. Onları yukarı çekiyoruz. Eskileri yukarı çekiyoruz. Aynen. Bir tanesini gene 2'ye kabarmışsa baba. Kabarmışsa bir kabarmışsa tanesi 2'ye çekiyoruz bu tarafa. 2'ye 9'a. 2'ye ve 9'a evet. Aşağı gene dolduruyoruz. Üste hampet ekliyoruz gene. Yani son iki taraftan da ikincilere. Buradan da ikinciye, buradan da ikinciye. Şu 2'yi aldık ya abi. Evet. Eski iki tanesini aldık ya. Hı-hı. Bunu kaydırdık. Kaydırıyoruz. Bu kabarmış olanı şunlar. Bu kabardı ya bunlar. Hı-hı. Kabarmışları bir tanesini 2'ye. Bir tanesini 2'ye, bir tanesini 9'a. 9'a. Yani iki tarafında ikincisini. Aynen. Sağında, solunda, deponunda sonunda ikincisini. Bir yönüne koyuyoruz. Ondan sonra evet. Üstte gene ampet ekliyoruz. Yani kabartırsa işliyorsa arı. Tabii yani malzeme bulursa malzeme şimdi bulursa. İş artık şeye başlıyor. Bir de sonra. Şeye kontrol edin. 3-5 gün içinde meme yapabilir. Üste çıkıyor ya. Evet aynen. Meme yaparsa. Meme kontrol yapmamız gerekiyor. Memesini durarsınız. Hı-hı. Altta sıkıntı olmaz da üstte olabilir. Çünkü kovan genişliyor. Arının kokusu azalacak. Geçen sene ben baş edemedim. En son çare baktım olmuyor, böldüm. Evet işte. Hem alta yapmış kat, memeyi. Kat atınca dikkat etmek evet, lazım. Kat atınca. Zaten üstte yapınca, üstte bir tane yapsın, altta yapma başlar. Çünkü oğul eğilim başlıyor artık. Aynen. Utanmış. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Buna bakmayacağız mı hocam? Değerli dostlar, bakarız ona şimdi. Hı. Yani videonun sonuna geldik derken, kat atma videosunun sonuna geldik. Değerli dostlar, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Hepinize iyi günler.